Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugünkü videomuzda size akü şarj cihazını tanıtacağım. Bunun neden videosunu çekiyorum arkadaşlar? Ben de alırken internette baktım, pek bulamadım. Ve YouTube'da da sadece Rusya'da birkaç tane kişi videosunu çekmiş. Ondan da bir şey anlamadım zaten. Cihazı bugün aldım öğlen. Bir 6 saattir falan şarjda. 60 amper aküyü muhtemelen doldurdu. Şöyle göstereyim. Yeşil yanıyor ama tekrar buraya geliyor, yeşil yanıyor. Ben de o anlamadığım bu yabancı videoların yorumlarına baktım. 72 amper bir aküyü 6 saatte dolduruyormuş bu cihaz. Ya benimki 60 amper muhtemelen doldu. İnternetten falan da baktım. İnternette fiyatı çok pahalı. Bu Irdava Tom'dan aldım arkadaşlar ben. Neden buradan aldım? Bana acil bir akü şarj cihazı lazımdı. Çin malı bir şey olsun istemiyordum. Bu İtalyan malı. Ama şöyle garantili. Türk distribütörü var. İthalatçısı Tan Makine Ticaret diyor. İtalyan nerenin malıydı? Bak İtalyan yazıyor zaten. San Marino malı. Ve ağır bir akü arkadaşlar. Burada da yazıyor 2,5 kilo diye. Akü şarj cihazı. Gerçekten elime aldığımda ağır olduğu için özellikle tercih ettim. 10 amper. Şöyle 120 ampere kadar akü şarj edebiliyormuş. Şöyle size gördüğümü göstereyim. Türkçe otomatik akü şarj cihazı diyor. Burada ne yazıyor? Bakım gerektiren veya gerektirmeyen serbest hareketli sıvı, elektrolit, kurşunlu, akü şarjörü, MF, BP falan filan yazıyor. Ara sıra kullanılan akü bağlantılarında aküyü uzun süre etkin tutar. Bataryanın optimal işlemini ve en uzun kullanım süresi garanti eder. Terminallerin ters polarizasyona ve kısa devrelerine karşı koruma, ters polarizasyon, şarj aşamaları ve şarj sonu kontrol sinyalleri diyor. Dil çeviri yapıldığı için herhalde pek bir şey de yok. Şöyle kitapçığı var arkadaşlar. Kitapçığında Türkçe kısmı da var. Yani işe yarar bir şey yazmıyor. Sadece şunu söyleyeyim size. Aküyü, bak aküyü şeyden diyor, takmadan önce diyor fişe kabloları takın. Kırmızı her zaman artı arkadaşlar, burada yazıyor. Siyah eksi. Önce bunları takın diyor, ondan sonra fişe takın. Çıkartırken de önce fişten çıkartın. Aynen, önce fişten çıkartın. Bunu söylemiş. İçinden işte garanti tarzı bir şey çıkıyor herhalde. 1580 TL'ye aldım arkadaşlar. Hırdavathome.com'dan. Ya internetten almadım da Hırdavathome'dan aldım. .com yazıyor orada. Şöyle cihazı bir göstereyim size. Bu da dolduğu için ben bunu fişten çıkartayım artık. Şu an bakın arkadaşlar. Şey yok yalnız. Ben onu isterdim mesela. Hani taktığında ne kadar akünün şarjı olduğunu göstersin falan. Şöyle baktığımızda hani yoğun bir ısınma falan da yok. Şöyle arkasını göstereyim. Şöyle bir tutma yeri var. Ağır yani gerçekten. Kutusunu falan da gösterdim. İçinden çıkanları da. Bu şekilde akümü şarj ettim. Neden ben bunu alma gereği duydum? Muhtemelen arabamın şarj dinamosu bozuldu. Aküyü doldurmuyor. Yani şimdi dedim, onu yaptıracağım sanayide bir dünya. Zaten bayağı bir sanayiye git gel uğraştım. Şimdilik dedim bununla idare edeyim. Belki bir de
marş motoru bozuktur, başka yeridir. Hem de ihtiyacım da vardı. Motorum da var. Motorumu da mesela uzun süre kullanmadım. Bu kış kullanmadım mesela. Aküsü yeni ama soğukta durmaktan dışarıda bitmiş. Onu da şarj edeceğim hem. Bu şekilde arkadaşlar. Yani tavsiye eder miyim? Daha bugün aldım, denedim. Bunu alma sebebini de söyledim. Çin malı bir akü almaktansa, yani mesela var internette 1000 liraya da var, 1100 liraya da var, 950 liraya da var Çin malı bir şeyler. AliExpress'ten gel falan da daha uyguna getiriliyor ama ben şöyle uzun ömürlü bir şey almak istedim. Bir tane de internette Türkçe bir videosu olsun istedim, ondan çektim. Umarım işinize yaramıştır. Siz de bilenler fikrini yazarsa veya başka bir şey ilave etmek isteyen varsa yazabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.